Medeniyetin, bilimin ve sanatın başlangıç noktası olarak görülen Antik Yunan ve Roma hakkında bildiklerimiz ne kadar doğru? Mesela Sokrates ve Aristo gibi ünlü filozofların aslında kadınları biyolojik açıdan eksik, psikolojik açıdan da yetersiz gördüklerini kaç kişi konuşuyor? Hatta bu fikirler asırlar sonra aydınlanma çağı denilen dönemde bile kabul gördü. İşte kadınları bilim dünyasında görmek istemeyen bu mentalite, asırlar önce matematiğin ve felsefenin önderlerinden olan bir kadının canını aldı. Matematik tarihi denilince aklınıza ilk hangi isimler geliyor? Öklit, Arşimet, Pisagor. Evet, her biri matematikte bir dönüm noktası oldu belki. Ama onların çalışmalarını günümüze aktarmak için mücadele eden, kendi başına icatlar yapan bir kadın matematikçi, asırlar önce cadı olarak ilan edildi ve katledildi. Suçu İskenderiye Kütüphanesi'ni ve bilimsel çalışmaları korumaya çalışması, kendi araştırmalarını yapması ve öğrenciler yetiştirmesiydi. Hipatia. Kimilerine göre M.Ö. 350'de, kimilerine göre ise 370'te dünyaya geldi. Ünlü bir matematikçinin kızıydı. Babasıyla birlikte Mısır, İskenderiye'de yaşıyordu. Babası Theon, İskenderiye'nin son akademisyenlerinden biriydi. Kadınların nadiren eğitim alabildiği o dönemde kızına matematiği, felsefeyi ve astronomiyi bizzat öğretti. Hipatia'nın annesi hakkındaysa neredeyse hiç bilgimiz yok. Erken dönem Hristiyan tarihçi Sokrates Skolastikus, onun tıpkı babası gibi sıra dışı fikirleri olduğunu, öğrenmeye, keşfetmeye dair bitmek bilmez isteğini yazmıştı. Babasından aldığı matematik eğitimiyle yetinmeyen Hipatia, kütüphanede saatlerce kaybolan, yeni öğrenme yolları keşfetmeye çalışan biriydi. Hipatia, babasının yalnızca öğrencisi değil, aynı zamanda da en büyük yardımcısıydı. Tüm bilimsel araştırmalarında ona destek oluyordu. Babası Theon'un görevlerinden biri de eski metinleri düzenlemek ve arşivlemekti. Bunu yaparken Öklid'in Elementler kitabı ve Yunan astronomların çalışmaları üzerine eleştiriler yazıyordu. Tüm bu süreçlerde babasının yanında olan Hipatia, bilimsel araştırmalar üzerine kendi eleştirilerini yazmaya başladı. Yunan astronom Ptolemy'nin kitabı hakkında yazdığı bir eleştiri, babası tarafından tarihe şu şekilde not düşülmüştü. Ptolemy'nin Almagest'in 3. kitabı üzerine eleştirisi. Kitap, kızım filozof Hipatia tarafından gözden geçirilmiştir. Kısa bir süre içinde Hipatia, büyük geometrici Pergeli Apollonius'un çalışmaları ve Diophantus'un aritmetikası da dahil pek çok önemli eseri gözden geçirip eleştiriler yazmayı hızlandırdı. Bu çalışmalar öylesine ağır ve detaylıydı ki, Hipatia'nın açık ve anlaşılır yazıları olmasa orijinal olanları anlamak fazlasıyla zordu. Yani bu genç kadın aslında geleceğin matematikçilerinin yolunu açıyordu. Ama kimse bunun farkında değildi. Sadece başka araştırmalar üzerine eleştiriler yapmak Hipatia'ya yetmiyordu elbette. Kısa süre içinde kendi araştırmalarına başladı. Bu süreçte yeni bir tür usturlap icat etti. Bununla yetinmedi. Gözlemlerini daha kolay yapabilmek için bir dizi alet geliştirdi. Suyun altındaki nesneleri gözlemleyebilmek için bir hidroskop ve sıvıların yoğunluğunu ölçmek için de hidrometre yaptı. Milattan sonra 400 civarında Hipatia babasının yerini aldı ve felsefe okulunun başına geçti. Evet, matematikle uğraşan çoğu bilim insanı gibi Hipatia da bir filozoftu. Öğrenciler bu genç ve yenilikçi kadını kitleler halinde takip etmeye başladı. Kısa süre sonra Roma İmparatorluğu'nun en güçlü ailelerinin çocukları dahi onun öğrencisi olmak için okuluna gelmeye başladı. Sokrates Skolastikus, Kilise Tarihi isimli çalışmasında onu şöyle anlatıyordu. İskenderiye'de Hipatia isimli bir kadın vardı. Filozof Theon'un kızıydı ve kendi zamanındaki tüm filozofları edebiyat ve bilimdeki başarılarıyla geçmişti. Platon ve Plotinus'un okullarını takip ederek birçoğu öğretilerini dinlemek için uzak yerlerden gelen takipçilerine felsefenin ilkelerini öğretti. Zihnini geliştirmesi sonucu edindiği soğukkanlılık ve rahat tavırlarından dolayı sıklıkla yargıçların varlığında halkın içinde görünmekten çekinmiyor, ayrıca erkeklerden oluşan bir meclise katıldığında kendini mahcup hissetmiyordu. Erkekler sıra dışı asaleti ve etkileyiciliği nedeniyle ona daha çok hayran oluyorlardı. Hipatia'nın yaptıkları gerçekten de o zaman için görülmemiş şeydi. İskenderiyeli sıradan kadınların evlerinin dışında nadiren göründükleri bir çağda şehir merkezlerinde eğitim veriyor, farklı fikirlerini insanlara anlatıyordu. Tarihin pek çok döneminde olduğu gibi o dönemde de bilim ve sanat erkeklerin ilgilenebileceği alanlar olarak kabul ediliyordu. Bu yüzden bir akademisyen olmasına rağmen Hipatia'nın cübbesi dahi yoktu. Çünkü o cübbeler bile yalnızca erkekler için tasarlanmıştı. Yine de bu durumun kendisini yıldırmasına izin vermiyor, kendine göre dizayn ettiği bir cübbeyle insanların arasında karışıp derslerini anlatıyordu. Büyük bir etkileyicilikle matematik, astronomi, tarih ve felsefe üzerine konuşmalar yapıp öğrencilerini tartışmaya davet ediyordu. Onu dinlemek için toplananlar,
entelektüel birikimi, konuşmasının etkileyiciliği ve vizyonerliği karşısında hayran kalıyordu. Tüm bunların yanı sıra Hipatia çok da güzel bir kadındı. Sık sık evlenme teklifi alıyordu ancak ne yazık ki onu ve çalışmalarını engelleyebilecek biriyle hayatını birleştirmek istemiyordu. Kendisiyle yalnızca güzelliği için evlenmek istediklerini bildiğinden teklifleri reddediyordu. Şairler onun Platon'un ruhundan ve Afrodit'in güzelliğinden oluştuğunu söylüyorlardı. Ama ne yazık ki kendisine ait herhangi bir heykel veya resim günümüze kadar ulaşabilmiş değil. İskenderiye'nin bilimsel mirasını geleceğe taşımak için var gücüyle çalışıyordu. Çünkü o dönemde İskenderiye bilginin merkezi haline gelmişti. Peki nasıl olmuştu bu? Büyük İskender tarafından kurulan bu şehir zamanla genişletildi. Daha sonra Büyük İskender generallerinden Ptolemy'yi buraya kalkındırması için görevlendirdi. Ve kendisi de askeri faaliyetlerine devam etti. Ptolemy şehri büyütüp güzelleştirirken bir yandan da dünyanın en eski ve önemli kütüphanelerinden biri olan İskenderiye Kütüphanesi'ni kurdu. Aynı zamanda müze, tapınaklar ve bir pagan yapıtı olan Serapyum'u inşa ettirdi. Günden güne gelişen ve kütüphanesiyle ilgi çeken İskenderiye'ye antik çağın ünlü bilim insanları akın etmeye başladı. Suyun kaldırma kuvvetini keşfedişiyle tanıdığımız Arşimet burada eğitim gördü. Öklit araştırmalarını İskenderiye'de sürdürdü. Matematikçi ve mühendis Heron da çalışmalarını bu şehirde yürütenlerdendi. İşte Hipatia, böylesine büyük bir zenginliğe sahip şehrin kütüphanesini, arşivlerini korumak, burada yapılan araştırmaları daha anlaşılır biçimde gelecek nesillere aktarmak istiyordu. Hipatia hem güzelliği hem de bilgi birikimiyle ününe ün katarken, fikirleri şehrin önde gelenleri tarafından değerli bulunmaya başlandı. Aristokratlar, askerler, konsey üyeleri, hepsi zamanın önemli meseleleri üzerine ondan tavsiyeler almaya gidiyordu. Bunlardan biri Roma İmparatoru'nun İskenderiye valisi olarak atadığı Orestes'ti. Hipatia ve Orestes fikirlerinin de benzerliği sayesinde kısa sürede yakın arkadaş oldular. Sıklıkla şehrin sokaklarında dolaşıp felsefe ve politika üzerine tartışırken görülüyorlardı. İkisi de Hristiyanlığın yayıldığı o dönemde pagan kalmayı tercih etmişlerdi. Ama Hipatia pagan olmasına rağmen Hristiyanları ve Yahudileri okuluna kabul ediyordu. Ne yazık ki Hipatia'nın bu şöhreti onun sonunu hazırlıyordu. Nasıl mı? 5. yüzyılın başlarında İskenderiye, Vali Orestes ve Hristiyan Cyril arasındaki güç mücadelesinin merkezi oldu. Evet, Hipatia ve Orestes paganlardı. Ancak gitgide artan ve yayılan pagan avından henüz etkilenmemeyi başarabilmişlerdi. Hristiyanlığın Roma'da yayılması, pagan uygulamalarının ve fikirlerinin ortadan kaldırılması anlamına geliyordu. İskenderiye'nin önceki piskoposu Teofilos, M.S. 412 yılında öldüğünde yerini alacak iki aday bulunuyordu. Yeğeni Cyril ve başdiyakozu Timothy. 3 gün süren kanlı bir sokak çatışmasının ardından Cyril, Timothy'yi yendi ve yeni piskopos olarak yerini aldı. Gücünü pekiştirmek ve insanların gözünü korkutmak için de takipçilerini paganların ve Yahudilerin üzerine saldı. Saldırılar ve karşı saldırılar aylar boyunca devam etti. Sivil otoriteler olayları durdurmayı başaramadı. Sokaklar pagan, Yahudi ve Hristiyan çatışmalarının ortasında kana boyanmıştı. Pagan tapınağı Serapyum harap edilmiş ve kütüphanesi yakılmıştı. Hipatia tüm bu olanlar karşısında dehşete düşmüştü. Elbette yakın arkadaşı Orestes'e destek veriyordu. İşte bu Cyril için tehlike demekti. Çünkü Hipatia'nın konuşmasıyla ve kültürüyle kitleleri peşinden sürükleyebileceğini biliyordu. Zaten bu popülaritesinden ötürü Hipatia'ya başından beri düşman kesilmişti. Sonunda karanlık planını devreye soktu. Hipatia'nın bir cadı ve büyücü olduğunu, kara büyüyle ilgilendiğini, böyle giderse tüm İskenderiye'yi lanetleyeceğini söylemeye başladı. Onu tüm zamanını büyüye, usturlaplara ve müzik aletlerine adayan bir büyücü olmakla suçladı. Suçlamalar her ne kadar saçma olsa da Cyril'in taraftarları üzerinde etki etmişti bile. Böylece Hipatia'dan kurtulmaya karar verdiler. 415'te bir gün evine gitmekte olan Hipatia'yı iki tekerlekli arabasından indirip linç etmeye başladılar. Filozof cübbesini üzerinden zorla çıkardılar. Onu saatlerce yollarda sürükleyerek eziyet ettiler. Sonunda yakınlardaki bir kiliseye götürdüler. Burası bir zamanlar Kleopatra tarafından sevgilisi Mark Antony için yaptırılmış bir tapınak olan Sezaryum'du. Ve Roma İmparatorluğunda Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte kiliseye çevrilmişti. Acımasız kalabalık yollarda sürükleyerek getirdikleri Hipatia'yı kilisenin ortasına attılar. Onu kırık çömlek parçaları ve taşlarla öldüresiye dövdüler. Tarihin en büyük utanç kaynaklarından biri olan bu olayı Hristiyan tarihçi Yohannes şöyle anlatıyordu. Ve o günlerde İskenderiye'de Hipatia adında pagan bir kadın filozof ortaya çıktı. İnsanları şeytanın icadı olan aletlerle kandırdı. Onları kötülüğe davet etti. Şehrin valisi Orestes de onun yanındaydı. Böylece cezayı hak ettiler.
Hipatia'nın ölümünün ardından Siri'nin emriyle İskenderiye Üniversitesi yakıldı ve mahvedildi. Pagan tapınaklarından geriye iz bırakılmadı. Sanatçılar ve bilim insanları İskenderiye'den toplu şekilde göç etmeye başladılar. Tüm bunların ardından Siril, kilise tarafından aziz ilan edildi. Hipatia'nın başına gelenlerse tarihte Hristiyanlık ve paganizmin ilk kez keskin şekilde çatıştığı ve ayrıştığı dönüm noktası olarak kabul edildi. Peki ya sonra? Hangimiz tarih kitaplarında onun adını Sokrates, Arşimet ya da Pisagor kadar duyduk? Maalesef ömrünü bilime ve felsefeye adamış bir kadın, tarih boyunca erkekler kadar çok dikkat çekmedi. Çalışmalarının çoğu ölümünden sonra kilise tarafından yok edilmeye çalışıldı. Ancak öğrencilerinin mektupları, anıları ve onun çalışmalarına dair tuttukları notlar sayesinde günümüze dek Öklit gibi isimlerin çalışmaları aydınlatıldı. Yani araştırmaları yok edilmeye çalışan bu kadın sayesinde matematik tarihinin bilinmeyenleri çözülmüştü. Kim bilir yazdıkları günümüze dek ulaşsaydı daha neler öğrenecektik kendisinden. Hipatia'nın ve bilim tarihinin bu trajik öyküsü asırlar sonra 2009 yapımı Agora filminde gözler önüne serildi. Ancak film gösterime girdiği ilk dönemde Hristiyan dünyası tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Günümüzde Hipatia'nın hikayesi eskiye nazaran daha çok biliniyor. Ancak yine de diğer filozoflara kıyasla pek de tanındığı söylenemez ne yazık ki. Ömrünü bilime adamış ve bu yüzden hayatına son verilmiş Hipatia hakkında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Medeniyetin, bilimin ve sanatın başlangıç noktası olarak görülen antik Yunan ve Roma hakkında bildiklerimiz ne kadar